Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu sorulardan aynı zamanda SRC sınavlarında çıkan sorular da olacak arkadaşlar. Başarılar diliyorum herkese. Ve başlayalım. Özellikle %100 sınavlarda çıkacak sorulardan seçtik. Mutlaka bu soruları çözün. Sınavlarda ilk yardım sınav sorularından kalmayın. YouTube kanalımıza abone olun. Instagram hesabımızdan bizleri takip ederek çıkmış ve sizlere çıkacak tüm soruları çözün. Yüz alın geçin. Başarılar diliyorum. Başlayalım. Birinci sorumuz geldi. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A vücut ısısının düşürülmesini, B solunumun değerlendirilmesini, C kan dolaşımının değerlendirilmesini, D hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. İlk yardımın ABC'si çok önemlidir arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si hem SRC'de hem ehliyette hem de özel güvenlik sınavlarında çıkan bir soru. A hava yolu, B solunum, C dolaşım. Bize sorulan soru B'yi sormuş. Bakın B nedir diye. B de nedir? Solunumun değerlendirilmesidir, değil mi? Bak, dinle, hisset. 10 saniye süreyle solunumunu değerlendiriliyoruz. C'de ise dolaşımını değerlendiriyoruz. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes. A'da hava yolu açıklığını değerlendiriyoruz. Başçene pozisyonu veriyoruz. Hemen ikiye bakalım. İkinci soruya geçmeden hayat kurtarma zinciri halkalarından bahsedelim. Hayat kurtarma zinciri halkaları 4 tanedir. Birinci halkamız sağlık kuruluşuna haber vermek. İkinci halka olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılması. Üçüncü halkamız ambulans ekiplerinin gelmesi. Dördüncü halka ise hastane acil servisinde müdahaledir. Birinci ve ikinci halkamız sağlık personeli tarafından değil, ilk yardımcı tarafından yapılan müdahaledir. Üçüncü, dördüncü halka sağlık personeli tarafından yapılan müdahaledir. İkinci sorumuz şöyle: hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Tabii ki öncelikle birinci halkamız neydi arkadaşlar? Sağlık kuruluşuna haber vermek. Bakın, 4 nolu 4'te verilmiş. 4'ün olduğu seçenek, bakın nerede var? Denizli'dir. Denizli'de var, bakın 4 numara. Öncelikle birinci sırada sağlık kuruluşuna haber vermek, ikinci sırada olay yerinde ilk yardımcı tarafından yapılan temel yaşam desteği, üçüncü ambulans ekiplerinin gelmesi, dördüncü hastane acil servisinde müdahaledir. Yıldızlı sınav sorusu, Denizli seçeneği doğru cevap. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? Bu da çok önemli. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, hasta yaralıyı iyileşmeyi kolaylaştırmak. Hastaya tıbbi müdahalede bulunmak ilk yardımcının öncelikli amaçları arasında değildir. Özellikle bunu soruyorlar. İlk yardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir şeklinde sorduklarında hastaya tıbbi müdahalede bulunmak değildir. Bakın, üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? A. Trafikteki kaza sayısını azaltmak. B. Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak. C. İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. İlk yardımın öncelikli amaçları arasında tabii ki yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak neydi?
vardı değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. Dördüncü soru şöyle. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Kanı süzerek diyor bakın. Gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması, boşaltılması değil mi? Dışarı atılması boşaltım sistemi tarafından yapılmaktadır. Cevabımız Ceyhan Beşinci soru, ilk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hastaları tedavi etmek. B. Trafik kazalarını önlemek. C. Temel yaşam desteği sağlamak. Denizli seçeneği de bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak. İlk yardım girişimlerinin esas amacı nedir? Hasta yaralılara temel yaşam desteğini sağlamaktır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 6'ya geçelim. 6'ya geçmeden vücut oluşturan yapılar, hücre, doku, organ, sistem. Hücre en küçük yapı taşıdır. Doku vücuttaki değişik yapılardır. Kaslar, kemikler, sinir dokusu değil mi? Organ dokulardan oluşmuş özel görevi olan yapılardır. Akciğer, kalp, göz gibi sistem belli bir işlevi yerine getiren organlar topluluğudur. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın. Sistem, doku, organ, hücre, organ, hücre, doku, sistem, hücre, doku, organ, sistem, hücre, organ, doku, sistem. Tabii ki burada küçükten büyüğe sıralanışını sormuşlar. Hücre, doku, organ, sistem. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yedinci soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? A. Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda. B. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda. C. El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda. D. Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda. Evet, şok pozisyonu vermek sakıncalıdır diyor. Tabii ki burnundan kan gelenlerde değil mi? Kulağından kanama olanlarda şok pozisyonu vermek sakıncalıdır. Şok pozisyonunu verdiğimizde ayaklar 30 santim yukarı kaldırılıyor. Evet, burada burnundan kan gelenlere özellikle şok pozisyonu vermek sakıncalıdır. 8. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle 5 saniye süreyle kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir? A. Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması. B. Eliyle göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması. C. Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi. D. Eliyle göğüs kafesi merkezine bası uygulaması. Evet, burada hangisi değildir? Bakın ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir. Tabii ki Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 9'a bakalım. 9 şöyle. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir? Deri soğuk ve nemlidir. Nabız düzenli ve dolgundur. Solunum yüzeysel ve hızlıdır. Burada bize şok pozisyonunu, bakın şok belirtisi diyor arkadaşlar. Şok pozisyonu sormuyor. Belirtisini sormuş. Öncelikle nedir? Şok geçiren hasta yaralılarda deri soğuk ve nemli olur. Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
Nabız düzenli değildir, düzensizdir her şeyden önce. O zaman birinci ve üçüncünün olduğu hangisidir? Ceyhan seçeneği. Cevap. Onun soruya gelmeden hemen ilk yardımın temel uygulamalarından bahsedelim. Koruma, bildirme, kurtarma. Koruma kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. Bildirme kaza mümkün olduğunca hızlı, sakin bir şekilde 112'ye bildirilmesi gerekiyor. Kurtarma, müdahale olay yerinde hasta yaralılara müdahale hızlı ve sakin bir şekilde yapılması gerekir. Evet, burada verilenlerden hangileri kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? Koruma, bildirme, kurtarma. Bakın, koruma, bildirme, kurtarma. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi. Nedir? Değerlendirilmesi korumadır, değil mi? Cevabımız sadece birin olduğu seçenek, yani Adana seçeneğidir. Bu soru çok çok önemli. Bu soru genelde yanlış yapılan sorulardan. Yıldızlı sınav sorusu, dikkat edelim arkadaşlar. 11. sorum şöyle: şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Cismin çıkarılması ve yaraya tendir diyot dökülmesi. B. Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. C. Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi, yaralının hastaneye sevk edilmesi. D. Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaralının sarılması. Tabii ki burada yapılması gereken şu arkadaşlar: cismin çıkarılmadan sabitlenmesi, yaralının hastaneye sevk edilmesidir. Tabii burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Doğru seçenek. Evet. Cismi kesinlikle, bakın şurada batan cismi kesinlikle çıkarmıyoruz, sabitliyoruz ve o şekilde hastaneye gönderiyoruz. 12'ye bakalım. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? A. Yaralıya dik oturur pozisyon verilir. B. Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir. C. Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır. D. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır. Tabi burada omurga kırığı olan yaralılara hangisi yapılmaz? Yaralıya bakın dik oturur pozisyon verilir diyor. Omurga kırıklarında kasıkların hareketsiz kalması temel şarttır, değil mi? Yani B, C, D şıklarında kasıkların hareketsizliği amaçlanmıştır. Oysa ki A şıkkında kasıkta dik oturur pozisyonda durması durumunda sinirler zarar görür. Evet, yani burada Adana seçeneği doğru cevap. Evet. 13. Bilinci kapalı, solunumu olan bir kazı zedeye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Koma. B. Alt çene pozisyonu. C. Baş çene pozisyonu. D. Şok pozisyonu. Tabii ki burada bilinci kapalı, solunumu olan bir kazazedeye herhangi bir yaralanması yoksa koma pozisyonu verilmesi gerekir. Cevap Adana seçeneğidir. 14. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Şoka karşı önlem alınması. B. Ağzından bol sıvı verilmesi. C. Üzerinin örtülerek sıcak tutulması. D. Yaşamsal bulgularının incelenmesi. Evet arkadaşlar,
iç kanaması olduğu düşünülen bir hasta yaralıya kesinlikle ağzından bol sıvı verilmez, değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. İlk yardımda Rentek manevrası nedir? Rentek manevrası özellikle yapmamız gerekenler, yaralıyı yan taraftan yanaşıyoruz. Bir eliyle yaralının kolunu, diğer eliyle de çenesini kavruyoruz. Yaralının baş boyun gövde eksenini mümkün olduğunca hareket ettirmeden bütün halinde araçtan çıkarmaya çalışıyoruz. Yaralı dışarı alındıktan sonra yavaşça yere veya sedyeye ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Burada şekilde gördüğünüz gibi bakın. Resimde uygulaması gösterilen ve kaza zedenin omuriline zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekneye ne ad verilir? A. İtfaiyeci yöntemi, B. Rentek manevrası, C. Sürükleme yöntemi, D. Hemlik manevrası. Tabii ki burada da bize neyi sormuş? Rentek manevrasıdır. Hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmak. Rentek manevrası. 16. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğine sağlayarak sevk etmek. Tabii ki çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulaması her şeyden önce arkadaşlar, çıkıkta, kırıkta, burkulmada kesinlikle bölgenin hareketsizliğini sağlayacağız. O şekilde hastaneye gitmesini sağlamamız gerekiyor. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 17. Dokular üzerine de çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir? A. Ezikli yaralar. B. Delici yaralar. C. Parçalı yaralar. D. Kesik yaralar. Evet. Burada da tabii ki parçalı yaralardır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 18. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı bir olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor. 2. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor. 3. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu bilinen kaza zedeye çekeli içerikler veriyor. Bu ilk yardımcı yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? Unutulmamalıdır ki arkadaşlar, hasta yaralılara kesinlikle yiyecek içecek verilmez. Yani burada bakın, üçüncü maddede değerlendirmesi sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu bilinen kaza diye şekerli içecekler kesinlikle verilmez. Yani üçün olduğu yanlış, değil mi? Evet, hatalı davranmıştır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 19'a bakalım. Verilen bulgular kaza zedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir? Konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi morarıyor, acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Koma hali, uykuya eğilim, solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması, dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Dikkat edildiği gibi bakın, konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi morarmış, acı çekerek ellerini boğazına götürüyorsa bir hasta yaralı burada yabancı solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması söz konusu. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Evet. Son sorumuz arkadaşlar, 20. soru. Bakalım.
Burada sürükleme yöntemlerinden sormuş, verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir, çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında sürükleme yöntemi kullanılır mı? Evet, kullanılır. İki, kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Evet, kullanılır. Bu da doğrudur. Yani yalnız bir doğru, yalnız iki doğru, yalnız her ikisi de yanlış, her ikisi de doğru. Evet arkadaşlar, burada da verilenlere göre her ikisi de doğrudur. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet, destek için beğen butonuna basıp YouTube Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet Alıyorum kanallarına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, diğer videolardan da haberdar olun. Kanalımızı tanıdığınız arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, kazasız günler dileriz. Sınavlarınıza başarılar dileriz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.